أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet kıymetli kardeşler, bizler Şeyhülislam El-Müceddid Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın dört esas El-Kavaidul Erba adlı risalesini okumaya, okuyup anlamaya başladık. Bugünkü dersimiz bu kitapla, bu risaleyle alakalı ikinci risalemiz olacak. Geçmiş dersle alakalı bilgileri tekrarlamak adına demiştik ki Muhammed İbni Abdülvehhab'ın Rahimahullah risaleleri, kitapları üç hususta öne çıkıyor. Üç tane husus, özellik var ki bu risaleleri okuyunca, Muhammed İbni Abdülhab'ın kitaplarını okuyunca bunları direkt görmek mümkün. Neydi bunlar? Hatırlayın bakalım. Özelliklerden bahsettik. Yani bu kitaplarındaki Kavaidler Bağ'daki, üç esastaki Kitab-ı Tevhid'deki üç tane özellikle öne çıktığını söyledik. Neydi bunlar? Bir, kolay bir dil kullanılmış olması. Kitaplarda son derece kolay bir ne kullanılıyor? Dil kullanılıyor. Avam da anlıyor, alim de anlıyor. Evet, ikincisi, kısa ve özet ifadeler var. Yani dönüp dolaştırmıyor sözü. Vereceği bilgiyi direkt ne yapıyor? Veriyor. Üç, evet, hatırlayın. Neydi üçüncüsü? Hayır. Zikrettiği bu kitaplarda faydeler, o kısa ifadeler olmasına rağmen bol fayda var. Yani ilmi faydeler geniş ve kapsamlı. Bizler bu Kavaidul Erba, dört kaide, dört kuralla alakalı burada, bu kitapta, bu risalede daha doğrusu, müellif ana konu olarak neyi işliyor? Tevhidin kaidesi, kuralı nedir? Şirkin kaide, kuralı nedir? Kısaca bunu anlatıyor. Bunları zikrediyor. Kitabın girişinde müellif rahimahullah üç tane husustan bahsetti. Bu üç husus dedi ki, diyor ki mutluluğun neyidir? Anahtarıdır. Mutluluğun adresidir o üç şey. Yani bir insan bu üç şeye sahip olursa ne olur? Mutlu olur. Nedir bu üç şey? Bir. Tek tek. Evet, buradan sağdan başlayalım. Nimete karşı şükür. İki. Belaya karşı sabır. Üç. Günah işlendiğinde mağfiret talep etmek, istiğfar etmek. Diyor ki işte bu nedir? Mutluluğun anahtarıdır. Bunlar mutluluğun anahtarıdır. Ve müellif rahimahullah bu birinci kaideyi, birinci kuralla geçmeden önce ne yapıyor bizlere? Bu girişi, bu mukaddimeyi zikrediyor. Ardından bir mukaddime daha geliyor. Bu mukaddimede de müellif aleykümselam rahmetullahi ve berekatuhu rahimahullah diyor ki İ'lem, İ'lem erşedekallahu li ta'atihi. İ'lem, bil ki
Erşedekallahu li taatihi. Allah seni itaatine ne yapsın? Hidayet eylesin, irşad eylesin. Erşedekallahu li taatihi. Erşedekallah miner rüşt. Rüşt. Ne demek rüşt? Ve reşad. Diyor ki ilim ehli, dıttul gıvaya. Yani dalaletin ve sapıklığın tersidir. Hidayet ve felah anlamına gelir. Hidayet ve felah anlamına gelir. Felah kelimesi hayrı ifade eden en kapsamlı kelimedir. Felah kelimesi hayrı ifade eden en kapsamlı kelimedir. Bu sebeple Yüce Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Kad eflaha'l mu'minun. Felah kelimesi ne ifade ediyor? Hayrın tümünü ifade ediyor. Allah-u Teala da diyor ki müminler ne yapmıştır? Felaha ermiştir. Yani hayır içindedir. Kafirler hakkında da Allah-u Teala diyor ki innehu la yuflihu el kafirun. İnnehu la yuflihul kafirun. Muhakkak ki kafirler felaha ermezler. Hayra nail olmazlar. Müellif burada rahimahullah bize okuyucusuna, ilim talebesine şu duayı ediyor. Allah seni ne yapsın? Hayra muvaffak kılsın. Seni hayra hidayet eylesin. Hidayetin de biliyorsunuz iki tane çeşidi var. Birisi hidayetü't-tevfik. Nedir hidayetü't-tevfik? Allah'ın kulun kalbine hayrı, hidayeti, imanı ne yapması? Sokması, yerleştirmesi. Bu ancak kimin elindedir? Yüce Allah'ın elindedir. Bir de hidayetül şey var, dilale. Nedir hidayetül dilale? Yol göstermek. Hidayetül dilale, Allah-u Teala'nın kitabı, Allah-u Teala bunu kitabıyla gönderdiği rasulleriyle yapar. Ve aynı şekilde rasullerin mirasçıları olan alimler de, ilim talebeleri de insanlara doğruyu göstererek birer hidayet rehberi olurlar. Birer hidayet rehberi olurlar. Demek ki hidayetin neyi var? İki tane çeşidi var. Birincisi kalbe imanın girmesi. Bu ancak Allah'ın elindedir. Buna hidayetü tevfik diyoruz. Bir de hidayetin gösterilmesi, doğru yolun insanlara anlatılması var. Bu hem Allah'ın elinde hem de Allah'ın bu dini tebliğ etmelerine izin verdiği, bu dini tebliğ eden insanların elinde. Rasuller, nebiler, onların yolunda giden alimler ve ilim talebeleri. Erşedekallahu li taatihi. Ey diyor ilim talebesi, müellif burada böyle dua ediyor. Allah seni kendine itaat etmeye ne yapsın? Hidayet eylesin. Asıl olan insan kendi haline bırakılırsa innehu zalûmen cehûlâ. İnsan zalimdir, çokça zalimdir ve ne de çokça cahildir. Ne yapması lazım insanın? Hayrı araması lazım. Rabbinden hayrı isteyip dilemesi lazım. Eğer Rabbinden hayır gelmezse, muvaffak olmazsa o insan nedir? Zalimdir ve cahildir. Diyor ki müellif, Ennel hanifiyete millete İbrahim'e en ta'budallaha muhlisan lehuddin. Burada bir müellif ikinci bir girişe geçti. Hatırlayın geçen dersteki ilk girişi. Burada müellif rahimehullah dua ediyor. Allah seni dünyada ve ahirette veli kılsın, mübarek kılsın. Mutluluğun anahtarı şu üç şeydedir. Burada ise bize başka bir hazırlık yapıyor. Diyor ki İbrahim'in milleti haniflik nedir? En ta'budallaha. Nedir? Allah'a ibadet etmendir. Ama hangi şekilde bir ibadet? Muhlisan lehuddin. Dini ona halis kılmak şartıyla. Yani ibadetini yalnızca ona yaparak ibadet etmek. İbrahim'in milletidir, İbrahim'in dinidir. Peki müellif rahimahullah burada neden İbrahim aleyhisselam'ı zikrediyor? Peygamberlerin babası olduğu için. Evet. Başka ne diyebiliriz? Niye
Bize tevhidi anlatırken burada müellif rahimahullah Muhammed'in dini sallallahu aleyhi ve sellemin dini Allah'a ihlasla ibadet etmendir demiyor da İbrahim'in milleti Allah'a ihlasla ibadet etmendir diyerek İbrahim aleyhisselamın ismini özellikle zikrediyor. Birincisi evet İbrahim peygamberlerin neyidir? Babasıdır. Onun için babası ne yapılıyor? Zikrediliyor. İkincisi İkincisi Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği için. Kur'an-ı Kerim'de böyle zikredildiği için. Allah-u Teala diyor ki ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Ey peygamber sana vahyettik. Neyi vahyettik? اَنِتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا Milleti İbrahim'e ne yapmanı? Uymanı sana vahyettik. Allah-u Teala tevhid dinini Kur'an-ı Kerim'de anlatırken sürekli peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dahi diyor ki sana vahyettik ki neye tabi ol? İbrahim'in milletine yani millet demek dinine tabi ol. Yine Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kul sadakallah de ki Allah sadıktır. Sözü ne doğrudur? Fettebi'u millete İbrahim'e hanife. Hanif olan İbrahim'in milletine ne yapın? Uyun. Müellif de burada bu kitabında ne yapıyor? Kur'an'ın kullandığı, Kur'an'da kullanılan lafızı kullanıyor, zikrediyor. Evet. Üçüncüsü de Allah Resulü'nün davetini yaptığı Mekkeli müşrikler, ilk topluluk Mekkeliler, o dönemdeki diğer müşrik olan Yahudiler ve Hristiyanlar sürekli İbrahim Aleyhisselam'ın kendilerinden olduğunu ne yapıyorlardı? İddia ediyorlardı. Bu iddiada bulunuyordu. Allah Teala ise bu iddiayı çürütmek için ne dedi? Ma kana İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lem yekun minel müşrikîn. İbrahim ne Yahudiydi, ne Hristiyandı, ne de müşriklerdendi. Bunların her biri İbrahim'i ne olarak iddia ediyordu? Bizden de iddia ediyordu. Allah ise ne yaptı? Bunu onlardan nefyetti. Dedi ne Yahudidir, ne de Hristiyandır. Ancak o nedir? Müslümanlardandır. İşte bu üç sebepten dolayı müellif de hangi lafızı seçiyor? Bu İbrahim Aleyhisselam lafızını seçiyor. Halbuki diyebilirdi ki Muhammed'in dini, Allah Resulüne gelen din nedir? En ta'budallaha muhlisan lehuddin. Dini Allah'a halis kılmandır diyebilirdi. Ama burada müellif Allah ona rahmet eylesin. İbrahim Aleyhisselam ismini özellikle Kur'an-ı Kerim'de böyle kullanıldığı için ve peygamberlerin babası olduğu için ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayan birçok insanın İbrahim Aleyhisselam'ı kendilerine nispet ettikleri için müellif de diyor ki yani İbrahim'in dini nedir? Budur. Kema kâle Teala ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Nedir bu İbrahim'in milleti olan haniflik? Allah-u Teala'nın şu buyruğunda olduğu gibidir. Allah-u Teala ne diyor şu buyruğunda? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yaratmış değilim. Ancak bana ibadet etmeleri için yaratmışım. Anladık mı? Ben insanları ve cinleri hiçbir şey için değil. Ancak bana ibadet etmeleri için yarattım. Bu ayet-i kerimede iki tane vurgu var. Birincisi cinlerin ve insanların yaratılış hikmeti. Bu ayet bize bunu öğretiyor. Diyor ki insanlar ve cinler hangi hikmet için yaratıldılar? Söyleyin. İbadet için. Acaba. İkinci yapılan vurgu ne bu ayet-i kerimede? İşaret edilen ikinci husus. Bravo. Bu hikmeti, yani yaratılmış oldukları hikmeti insanlar ve cinlerden ne isteniyor? Tahkik etmeleri isteniyor. Yerine getirmeleri isteniyor. Onlara bu emrediliyor bu ayette. Yani Allah-u Teala bu ayet-i kerimede bir, cinlerin ve insanların yaratılış gayesini haber veriyor. İki, onlara bu ayetle neyi emrediyor Allah-u Teala? Bu ayette bu hikmeti yerine getirmelerini emrediyor. Nedir ibadet? İbadet, Arap dilinde
dil olarak baktığınız zaman zillu vel hudu' zillet, zillet alçaklık, boyun büküklük vel hudu' baş eğmek, teslim olmak. İbadetin sözlük anlamı bu. Onun için insanların üzerinden gele gide çiğnedikleri ve yürümeye uygun hale getirdikleri yola Arapçada ne deniyor? Et-tariq muabbed. Muabbed. Ne demek muabbed? Ezilmiş, basılmış yol. İbadet kavramı da buradan dilden, Arap dilinden din diline, din terminolojisine böyle geçiyor. Demek ki ibadetin aslında ne var? Zillet var ve boyun bükmek var. İbnül Kayyim rahimahullah diyor ki ibadetin zikrinde ve ibadetur rahmani gayetu hubbihi. Rahmana ibadet gayetu hubbihi. Ona son derece sevgi beslemekle olur. Muhabbet. Ma'zulli abidihi huma ruknani. Sevgiyle birlikte ayrıca ne vardır ibadette? Abidin, ibadet edenin mabuduna zillet içinde olması vardır. İbadetin iki ana korusu var. Birisi muhabbet, birisi de zillet. Bu ikisi olacak. Eğer bu ikisi olursa bu ibadet oluyor. Sevgi ve zillet, eziklik, bükülme ve sevgi. Bugün insanlar bir türbeye, bir şeyh efendiye gidip onun önünde boyunları öne eğilmiş bir şekilde, başları önde, elleri önde ve onu Allah'ı sever gibi sevmeleri neyin tarifi? İbadetin tarifi. Bu bir ibadet çünkü. İbadette olması gereken unsurlar burada var. Sevgi ve zillet. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimahullah ibadet tarif ederken nasıl tarif ediyor? Hatırlarsanız nedir ibadet? İsmun camiun. Kapsayıcı bir isim. İbadet böyle geniş bir isim. İsmun camiun. Likulli ma yuhibbuhullahu ve yardah. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu her şey. Minel akvali vel el a'mali el zahireti vel batine. Gizli ve açık tüm sözler. Kalbin sözü, dilin sözü ve kalbin amelleri, dilin amelleri ve azaların amelleri. Gizli ve açık her şey Allah'ın sevip razı olduğu her şey nedir? İbadettir. Demek ki ibadette Allah'ın sevip razı olduğu her şey var. Sevgi var, muhabbet var, zillet var. Boyun bükmek var. İbn Kesir rahimahullah diyor ki el ibadetu amma yecma'u kemâle muhabbeti vel hudu'i vel havf. İbadet havf, korkunun, hudu', boyun eğmenin vel muhabbe, sevmenin bir arada bulunduğu, bunların mükemmelini topladığı isme denir. Yani korku, havf, hudu', boyun eğmek, reca etmek de var tabi ibadette. Vel muhabbe, sevgi. Bunların hepsi ibadet kavramını ne yapar? Kapsar. Müellif burada rahimahullah bu ayet-i kerimede bize ne anlatıyor? Hanif olan İbrahim'in milleti dini yalnızca Allah'a halis kılmaktır. Dini yalnızca Allah'a halis kılmak. Eğer bir kimse dini yalnızca Allah'a halis kılarsa o zaman ne olur? Hanif olur. Hanif kelimesi dilde, Arap dilinde meyletmek demek, çarpık demek. Yani yamuk olan, ayakları yamuk olan, topal olana hanef diyorlar. Ayağında ne var? Meyil var, yamukluk var. Dildeki anlamı bu. Dindeki anlamı yönünü şirkten meyledip çevirip tevhide, Allah'a çeviren, kasteden, kastıyla Allah-u Teala'yı teveccüh eden demek. Hanif. İbrahim'in milleti de işte dini de müellifin de dediği gibi dini yalnızca Allah'a has kılmak. Din yani ibadeti yalnızca Allah'a has kılmak ki bu da bizim kendisi için yaratıldığımız, yeryüzüne gönderildiğimiz tek gayemiz. Allah'a, yalnızca Allah'a ibadet etmek. İlla liya'budun, liya'budun yani bana ibadet etsinler. İbn Abbas'ın dediği gibi beni
birlesinler. Beni birlesinler. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمَا اُمِرُوا İnsanlara emrolunmadı. Ancak ne emrolundu? اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet etmeleri. Nasıl ibadet etmeleri? مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Dini ona halis kılarak. Hunefa. Ne olarak? Hanifler olarak. Yani yönlerini şirkten çevirip Allah'a yönlendirenler olarak. Devamlı müellif diyor ki Allah ona rahmet eylesin. Fe izâ arafta ennallâhe halakake li'ibâdetihi Allah'ın seni kendisine ibadet etmek için yalnızca bunun için yarattığını öğrendiysen eğer bizi şimdi başka bir aşamaya taşıyor. Yani bizim yaratılış gayemizin ibadet olduğunu öğrendiysen eğer diyor. Fa'lem. Bil ki buradaki fa tertip. Yani bundan sonra şunu yapman, şunu bilmen gerekiyor. İlk bilmen gereken neydi? Az önce söyledik. Yaratılış gayen, ey insan, ibadet. Bunun ardından gelmesi gereken ennel ibadete la tusemme ibadeten illa ma'at tevhid. Bir ibadet ancak ne zaman ibadet olarak isimlendirilir? Tevhid olursa. Yani sahih olan, Allah'ın dinine makbul olan ibadet ancak ne zaman ibadet olarak isimlendirilir? Tevhid ile olursa. كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةً Örnek veriyor müellif. İslam'ın iki büyük rüknünü getiriyor. İslam dininin en büyük rüknü nedir esası? Kelime-i şehadet. Diyor ki kelime-i şehadet yani ibadet ancak tevhidle ibadet olur. İkinci rükün, en büyük rükün hangisi? Namaz. Namaz da diyor ancak ne zaman namaz olur? Abdest varsa namaz olur. Abdest yoksa namaz olur mu? Olmaz. İbadette şirk varsa o Allah'a yapılan bir ibadet olur mu? Olmaz. Bu Allah'ın dinde nedir? Boşa çıkmış bir ameldir, ibadettir. Allah Teala ene agne şuraka yani şirk kutsi hadise diyor ki ben şirk koşulanlar arasında kendisine şirk koşulanların şirkten en uzak olanıyım. Men amile amelen kim bir amel işlerse eşreke ma'ye fihi gayri o amelde beni başkasına yahut başkasını bana ortak ederse teraktuhu ve şirkehu onu ve yapmış olduğu ameli ne yaparım diyor Allah Teala terk ederim diyor. Demek ki yani ibadet aslında var. Namaz var, hac var, zekat var. Ama bu ancak ne zaman ibadet olarak isimlendirilir? Sahibi tevhid ehli ise, tevhid ile Allah'a ibadet ediyorsa tevhid olarak, ibadet olarak isimlendirilir. Aynı namaz gibi. Bir adam düşünün, şurada Allahu Ekber tekbir getirdi, Fatiha'yı okudu, sure okudu, rukuya gitti. Ortada bir namaz var mı? Var. Kılınan, yapılan bir ne var? Fiil var. Peki bu adamın abdesti olmasa, bu yapmış olduğu rükûnun, secdenin, okuduğu Fatiha'nın tümüne biz namaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu namaz değildir. Çünkü abdest yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La yakbalu Allahu salate ahadikum hatta iz ahdese hatta yetevadda. Allah-u Teala sizlerden birinizin namazını ne yapmaz? Abdesti bozduğu zaman abdest alıncaya dek kabul etmez. Yani namaz abdestsiz olursa Allah indinde kabul olmaz. İbadetler de tevhid olmazsa kabul olmaz. İbadetin aslında da ne vardır? İhlas vardır. Yani o ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekir. Bunun dışında bir diğer şart da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olarak yapılması gerekir. Diyor ki müellif فَاِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ Eğer şirk bir ibadete bulaşırsa o ibadet ne olur? Fesedet.
bozulur gider. Ne gibi? Kel hadesi izâ dehale fittahâra. Abdest bozmanın abdesti bozduğu gibi. Nasıl ki bir insan abdest aldığı zaman onu bozan şeyler var. Bu abdesti hükümsüz kılıyor, sayıyor. Artık az önce ben elimi yıkamıştım, ağzıma su vermiştim, abdest almıştım. Gaz çıktı, yerlendi adam. Bu hüküm devam etmiyor. Elini yüzünü ayaklarını yıkamasının hükmü ortadan kalkıyor. Aynı şekilde kıldığı, yaptığı bütün ibadetler, eğer o ibadete şirk bulaştıysa, büyük şirk, ne oluyor? Boşa çıkıyor, boşa gidiyor. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Allah-u Teala Peygamber'e diyor ki, لَاِنْ اَشْرَكْتَ Şirk koşacak olursan eğer, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Senin amelin ne yapar? Boşa gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Hüsrana uğrayanlardan olursun. Bakın Allah-u Teala'nın kitab-ı keriminde ayetlerine bakın. Allah-u Teala ayette وَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın diyor. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Demek ki Allah-u Teala ibadetle birlikte bizden ne istiyor? Ona şirk koşulmamasını istiyor. Bu çok önemli bir mesele. Müellif de bize burada bunu anlatmaya çalışıyor. Birçok insanın bugün gafil olduğu, farkına varmadığı, şeytanın da insanları düşürdüğü en önemli mesele. Bolca ibadet ama şirkten uzak olmayan, Allah'a ortak koşmak olmayan, ortak koşmaktan uzak olmayan ibadet. Faydasız. Ama insanlar bunun farkında değil. Orucu bozan şeyleri biliyorlar insanlar. Namazı bozan şeyleri biliyorlar. Değil mi? Abdesti bozan şeyleri biliyorlar. Ama iş ibadete gelince, Müslümanlığa gelince, insanı dinden çıkaracak olan meselelere gelince, bakıyorsun ki insanlar öyle bir cahil kalmışlar ki farkında değiller. Hiçbir şeyin farkında değiller. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hele hele ahir zamanda insanların dinden çok kolay çıkacağını, sabah mümin olup akşam kafir olacağını, değil mi? Bundan haber veriyor. Demek ki ibadet ile şirkin ne olduğu çok iyi anlaması gerekiyor. Bilinmesi gerekiyor. Allah-u Teala'nın bizleri yaratmış olduğu gaye, yaratmış olduğu husus nedir? Tevhiddir dedik. Müellif devamla diyor ki فَاِذَا عَرَفْتَ اَنَّ الشِّرْكَ اِذَا خَالَتَ الْعِبَادَ اَفْسَدَهَا وَاَحْبَطَ الْعَمَلِ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ اَنَّ اَهَمَّ مَا عَلَيْكَ Diyor ki اِذَا عَرَفْتَ اَنَّ الشِّرْكَ اِذَا خَالَطَ الْعِبَادَ Şirk ibadete bulaşırsa اَفْسَدَهَا وَاَحْبَطَهَا O ibadeti şirkin bozacağını ve hiçe çıkaracağını öğrendikten sonra sen وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِد۪ينَ فِي النَّارِ Ve bu büyük şirke düşen adam ebediyen cehennemde kalır. Bunu öğrenirsen عَرَفْتَ اَنَّ اَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَٰلِكَ Üzerine öğrenilmesi, senin öğrenmen gereken en önemli şeyi öğrenmiş olursun diyor. Çünkü yaratılış gayemiz ne? İbadet. Tevhid. Bu gayenin ortadan kaldıracak olan, ortadan kaldıran, yerle bir eden mesele ne? Şirk. Yani müellif Allah rahmet eylesin diyor ki, eğer bunu öğrendiysen, bu böyle beynine, kalbine işlediyse sen öğrenilmesi en önemli şey öğrenmiş olan bir insan oldun. Çok büyük bir nimet. Bu nimetten birçok insan yoksun. Bu nimetten yoksun olmanın sonucu boşa giden bir çaba ve alın teri demek. Allah-u Teala ne diyor? وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا Onların yapmış oldukları amellere yöneldik. Kafirin, müşriğin yaptığı amel var. فَجَعَلَّهُ Onu kıldık o amelleri. هَبَاءً مَنْصُورًا Ne kıldık? Boş. Toz kıldık. Yani kıyamet günü insanlar bazı amellerle gelecekler ama o amellerin Allah indinde bir kadri kıymeti
Yok olmayacak. Niye? Çünkü sahibi bu ibadetlere ne bulaştırmış? Şirk bulaştırmış. لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُخْلِسَكَ مِنْ هَذ۪ي الشَّبَكَ İşte bunu öğrendiysen diyor, umulur ki Allah seni bu şebeke, nedir şebeke? Şebeke A. Şebeke A. Balıkçıların balık tutmak için denize attıkları A. Umulur ki, ola ki Allah seni diyor, bu şebekeden ne yapar? Kurtarır. Aslında lealle Allah ile ilgili kullanıldığı zaman diyorlar ki bu vacip, yani bu gerçekleşir. Bunu bildiysen Allah seni ne yapacaktır? Kurtaracaktır. Nedir bu şebeke? Bu ağ, seni avlayan ağ ve hiye şirku billah. Allah'a ortak koşmak, şirk koşmaktır. Ellezî kâle Allahu Teâlâ fîh. Bu şirk ki Allahu Teala hakkında diyor ki innallâhe la yaghfiru en yüşreke bihi. Allah kendine şirk koşulmasını asla bağışlamaz, affeylemez. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Bunun dışındakileri de dilediğine, şirkin dışındakini, şirk dışında ölen kimselerin günahlarını dilediği şekilde, dilediğine ne yapar? Bağışlar. Demek ki meselenin önemi tevhid ve şirk etrafında yoğunlaşıyor. Peki nedir bu tevhid? Tevhid. Tevhidin tarifini yapacak olursak diyoruz ki tevhid ifradullahi bima yahtassu bihi. Allah'a ne yapmak? Ona has olan meselelerde, ona has olan hususlarda birlemek. Tevhidin kavramı bu. Şirk nedir? Tesviyetu gayrillahi ma'allahi fima yahtassu bihi. Başkasını Allah'a, Allah'a has olan meselelerde, hususlarda ne yapmak? Denk tutmak. Kıyamet günü müşrikler şöyle diyecekler. Tallahi inna kunna lefi dalalin mubin. Yemin ediyorlar. Evet, biz dünyadayken apaçık bir dalalet içindeydik. Apaçık bir sapıklık içindeydik. Ne için? اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Zira bizler ne yapıyorduk? Bu şirk koştuklarımızı alemlerin Rabbine ortak koşuyorduk. Ne yapıyorduk? Denk koşuyorduk. Denk tutuyorduk. Yine Allah-u Teala diyor ki ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Kafirler Rablerine ne yaparlar? Denk koşarlar. يَعْدِلُونَ يُسَوُّونَ Ne yaparlar? Denk tutarlar. Denk koşarlar. Demek ki şirk Allah-u Teala'ya ne yapmak? Başkasını Allah'a has olan şeylerde denk tutmak. Tevhid ise Allah'a has olan meselelerde Allah-u Teala'yı birlemek. Tevhid kaça ayrılır arkadaşlar? Kaça ayrılır? Üçe ayrılır. Nedir bu üçe ayrılan tevhid? Bir, rububiyet. İki, uluhiyet. Üç, İsim ve sıfatlar tevhidi. Birisi çıkıp dese ki tevhidi üçe ayırıyorsunuz da bu Allah'ın kitabında peygamberin sünnetinde tevhid üçtür. Rububiyet, uluhiyet ve isim sıfatlar tevhidi diye böyle bir şey var mı? Siz de Allah'ın dininde bir bidat çıkartıyorsunuz. Hatta sizin bu sözünüz Hristiyanların Allah üçün üçüncüsüdür sözüne ne de çok benziyor. Siz Vahabiler var ya ne sapık insanlarsanız dese ki bunu diyorlar. Nasıl cevap verirsiniz? Diyoruz ki arkadaşlar, yani tevhid üç kısma ayrılır derken bizler yeni bir şey ortaya koymuyoruz. Olmayan bir şeyi sonradan ihdas etmiş olmuyoruz. Şimdi ben desem ki bu derste öğrenciler ikiye ayrılır. Bir, başında takke olanlar. İki, başında takke olmayanlar. Şimdi ben yeni bir şey getirmiş oldum mu? Sadece realite, yani vakayı, var olanı ne yaptım? Zikrettim. Bir, iki diye kısımlara ayırdım. Bu zaten var olan bir şey. Değil mi? Bizler tevhid üçe ayrılır derken yani ilim ehli, alimler var olan bir şeyden, vakadan bahsediyorlar. Yeni bir şeyin ortaya koyulmuş olduğu yok. Ama Hristiyanların Allah üçüncüsüdür diye ortaya çıkardığı şey
Dinde olmayan bir şey. Kul huvallahu ahad. Allah birdir. Bunlar dinde olmayan bir şeyi ne yapıyorlar? Çıkartıyorlar. Görüyor musunuz şeytanın insanlarla oynamasını? Yani bizim tevhidi Allah'ın bir olduğunu ve birlenmesi gerektiğini anlatırken yapmış olduğumuz taksimatı kimin yaptığı taksimata benzetiyorlar? Hristiyanların yaptığı taksimata benzetiyorlar. Birçok insanı bunlarla ne yapıyorlar? Avlıyorlar. Bak işte Vahabiler aynı Hristiyanlar gibi. Gördünüz mü? Onlar üç diyor, bunlar da üç diyor diyorlar. Cahil insanlar da meseleyi bilmediği için kafalarında zaten bir Vahabi tasavvuru var. Onlara göre Vahabi denince sanki böyle ayrı bir gezegenden gelen, değil mi? Vahşi dişleri böyle önden canavar gibi çıkmış, insanı çiğ çiğ yiyen bir yaratık gibi zannediyor. Bu da bir şeytanın oyunu. Bu da bir şeytanın oyunu. Tevhidin bu üç kısma ayrılmasında dediğimiz gibi ortaya atılan, ortaya konulan yeni bir husus yok. Rububiyet tevhidi nedir? İfradullahi bi ef'alihi. Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde birlemek. Kel ihya'i, hayat vermek. Ve rızkı, rızık vermek. Ve imateti, öldürmek. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın bir neyidir? Fiilidir. Rızık vermek, kimin fiili? İnnallahu ar-razzak. Hayat vermek, Allah'ın. Öldürmek, Allah'ın. Bu fiiller Allah-u Teala'nın fiilleri olduğu için diyorsun ki ben Allah'tan başka yaratıcı kabul etmiyorum. Allah'tan başka can veren, öldüren kabul etmiyorum. Bunu dediğin zaman sen Allah-u Teala'yı ne yapmış oldun? Birlemiş oldun. Bir kabul etmiş oldun. Peki bu seni mümin, Müslüman yapar mı? Yapmaz. Bunun muhakkak uluhiyet tevhidini yapması lazım? Getirmesi, ilzam etmesi, meydana çıkarması lazım. Nedir uluhiyet tevhidi? İfradullahi bil ibade. İbadetlerde yaratılan yaratıkların yaratılış gayesi olan ibadetlerde Allah'ı ne yapması? Birlemesi. Ne gibi? Kezzebhi ve nezri ve duai ve isti'aneti gibi. Adak adamak, kurban kesmek, yardım, medet talep etmek gibi. Buna da biz ne diyoruz? Uluhiyet tevhidi diyoruz. Üçüncüsü de tevhidul esma'i ve sıfat. İsim ve sıfatlarda Allah-u Teala'yı birlemek. Nedir o? İfradullahi bi esma'ihi ve sıfatihi. Allah-u Teala'yı isim ve sıfatlarında birlemek. Rahman gibi, Rahim gibi, Semih gibi, rahmet sıfatı gibi, işitme sıfatı gibi ve diğer sıfatlar gibi. Burada önemli olan husus La ilahe illallah'ın ifade ettiği anlam ve mana. O da uluhiyetin yani ibadetin yalnızca ve sadece Allah'a yapılması gereği. Bu ileriki dört esas dediğimiz birinci kural, ikinci kural, üçüncü kural, dördüncü kural da gelecek bunun aslı. Tevhidin üç tane kısmının olduğunu söyledik. Bazı gruplar, bazı fırkalar tevhide bazı kısımlar ekliyorlar. İşte eklenilen kısımlardan bir tanesi de nedir? Hakimiyet. Diyorlar ki La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ne yoktur? Hüküm veren yoktur. Hakim yoktur. Bundan dolayı da diyorlar bir insan hüküm Allah'ın olmadığı, hükmün Allah-u Teala'nın olduğunu kabul etmediği sürece ne olmaz? Müslüman olmaz, mümin olmaz ve bunu ana konu haline getiriyorlar. Bizlerin kabul etmediği mesele nedir? Bir kere tevhidin böyle bir dördüncü kısmı yoktur. Hakimiyet bir bakıma rububiyetle ilişkilidir, bir bakıma uluhiyetle ilişkilidir. Teşrih koyan olarak hüküm veren olarak Allah'ı kabul etmek neyin gereğidir? Rububiyetin gereği. Allah'ın helal kıldıklarını helal olarak kabul edip onlarla amel etmek, haram kıldıklarından kaçınmak, sakınmak da uluhiyetin gereğidir, ibadettir. Bunlar da Allah'ı birleriz. Bu sebeple yeni bir tevhide dördüncü bir kısım açmanın gereği yoktur. Birincisi bu. İkincisi de tevhide böyle bir kısım açmak tarih boyunca da ortaya çıkmış ki
hakimiyet tevhidini böyle dördüncü bir kısım olarak zikretmek, tarih boyunca da bize göstermiş ki bu konuda insanlar haddi aşmış, gulat dediğimiz ifrata gitmişler ve insanları bu meseleden dolayı ne yapmışlar? Tekfir etmişler ve insanlarla bu sebepten dolayı savaşmışlar. Bunların da tarihteki ilk savunucuları kimdir? Hariciler. Sahabe ile bile ne yapmışlar? Savaşmışlar. Biz de az sonra uyuyan kardeşlerle savaşacağız. Neymiş? Hariciler tarihte ilk gulat olan bu meselede hüküm ancak Allah'ındır meselesinden hareketle haddi aşmış, sınırı aşmış bir topluluk olarak zuhur etmişler ve insanları, Müslümanları tekfir etmişler. Bugün de aynı tehlike, aynı sıkıntı İslam ümmeti içinde var mı? Var. Bugün işte bu şeyin temsilcisi olan, en çok dillendiren fırkalardan bir tanesi de İhvan-ı Müslümin. Yani Allah'tan başka hüküm veren hakim yoktur meselesi üzerinde o kadar çok duruyorlar ki ana mesele olan ibadetin yalnızca Allah için yapılması meselesinde taviz verirken bu fikre sahip olan insanlar bu meseleyi kendileri gibi benimseyen insanları kardeş görebiliyorlar. Velev ki uluhiyet tevhidinde birileri taviz verse bile. Bakıyorsun ki adam Şia'yı bile ne olarak görebiliyor? Şia'yı bile kardeşi olarak görebiliyor. Neden? Çünkü hakimiyet meselesinde Şia ile hemen hemen aynı düşünüyoruz. Çünkü diyor Şia da Allah'ın hükümlerinin hükmedilmesini istiyor. Biz de Allah'ın hükümlerinin hükmedilmesini istiyoruz diyor. İki mezhep arasında diyor, ne yapabiliriz? Yakınlaşma yapabiliriz. Ve hatta diyor ki birbirimizi ne yapmayalım? İhtiraplı meselelerde mazur görelim. Bu konularda birbirimize konuşmayalım. Çünkü bu konular diyor bizim ne yapacak? Gücümüzü zayıflatacak diyor. Yani birçok ülkede bu menheç, bu fikir birçok insanda var, yaygın. Yani uluhiyet tevhidini ne yapmayalım? Önde tutmayalım. Önde tutarsak ne olur? Ayrılığa sebep olabilir. Bu Afgan cihadına giden Selefi meşayih anlatıyor. Rusya ile yapılan o ilk savaşta. Diyorlar ki kampa gelen özellikle Körfez ülkesinden gelen gençleri ayrı olarak eğitiyorlar. Ve diğer ülkelerden gelen mücahitlerle iç içe sokmadan önce onlara şu uyarıları yapıyorlardı. Sakın insanların boynundaki muskalarla ne yapmayın? Uğraşmayın. Gibi. Neden? Bunun ihtilafa sebep olacağını zannediyorlar. Ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz. Savaşa gidiyor. Sahabeler diyorlar ki şunların, yeni Müslüman olan sahabeler, şunların zatul envat, ağaca silah astıkları gibi bir teberrük bekleyerek silah astıkları, bir ağaçları olduğu gibi bize de bir ağaç ver. Ağaç tayin et. Ey Allah'ın Resulü dediklerinde sahabeler savaşta. Peygamber ne diyor? Allahu Ekber. Allahu Tekbir ediyor. Subhanallah. Tenzih ediyor. Öyle bir söz söylediniz ki İsrailoğullarının Musa'ya onların ilahları gibi bizlere de ilahlar belirle, tayin et. Sözü de benziyor diyor. Yani peygamber demiyor savaşta ihtilafa düşülmesin, ayrılığa düşülmesin. Önemli olan hakimiyet meselesi. Biz işte hükmü alana kadar, hilafeti tesis edene kadar, başkanlığı ele geçirene kadar bu gibi şeylere göz yumalım. Daha sonradan bunları hallederiz. Yok. Ve bu meselede, hakimiyet meselesinde maalesef dediğim gibi birçok fırka, birçok grup haddi aşmış durumda. Adamlara şirk dediğin zaman direkt Allah'ın hükmüyle hükmedilmemesini anlıyorlar. Bu adamlara göre birçok tarikatçı, birçok Allah'a ibadet ederken ona ibadetle birlikte türbeye, tekkeye, oraya buraya ibadet eden birçok tarikatçı bu hakimiyet tevhidini savunan, ortaya koyan insanlara göre ne? İslam'ı seven, benimseyen insanlar. Bir dakika. Bunlara göre mesela adam Suudi Arabistan'da tanınan bir kimse Salman El-Avde. Televizyonda bir röportajı var. Adam Fethullah Gülen'le alakalı konuşuyor. Fethullah Gülen hakkında yerlere göklere sığdıramayacak medihlerde, övgülerde bulunuyor. Neden? Fethullah Gülen'i kendine neden yakın görüyor bu Salman Avde denen adam? Çünkü Salman Avde'nin fikrindeki tevhidin öncü, ilk olmazsa olmazlarından bir tanesi hakimiyet.
Allah'ın hükümleri gibi meseleler. Fethullah Gülen de zaten ne yapmaya çalışıyor? Devlette, sistemde hükmü ele geçirmeye çalışıyor. Kendince bir Allah din şeyi var, gayreti var. Askeriye, polisle şununla bununla ele geçirip hükmü ele geçirme çabasında olduğuna göre bu adam diyor samimi bir adamdır. Videoda, internette de var. Adamın diyor işte gözyaşlarına bakıyorum, ne kadar ihlaslı olduğunu anlıyorum. Hele diyor bir gazeteleri var, 1 milyon tane satıyor işte. Bu onların başarılı olduğunu gösterir gibi böyle tevhid ehlinin söylemeyeceği sözler söylüyor. Şurada sokakta tevhidden az bir haber olan çocuğu tutsan 7 yaşında tevhidle bakıyorsa eğer meseleye der ki ya bu adam başı sıkıştığı zaman Fethullah Gülen ölülerden yardım isteyen bir adam. Abdülkadir Geylani'ye yetiş diyen bir adam. Ben bu adamı hiçbir zaman ihlaslı ne yapamam? Göremem der. Demek ki arkadaşlar tevhide böyle 4. bir kısım eklemek bakın ne gibi marazlara, ne gibi hastalıklara sebep oluyor. Allah-u Teala bizleri hakkı hak olarak görenlerden eylesin. Ve batılı batılı olarak görenlerden eylesin. Önümüzdeki hafta inşallah El-Kaidetul Ula 1. kaideden başlayacağız. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.